Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi milyonları borç yükünden kurtarırken EYT ile emeklilik bekleyenleri de ilaç olacak. Örneğin askerlik ve doğum borçlanmasını ödeyemeyenler kamu bankaları vasıtasıyla alacakları krediyi emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek. Ya da Bağkurlu olup da borcunu ihya edenlerin yani geçmiş tarihli günlerini satın almak isteyenlerin faizlerini sildirme ihtimali olabilecek. 125 lira borcum var. Bir de askerlik borçlanması var 200 lira. Bu 200 lirayı nasıl ödeyebiliriz efendim? Yeni yapılandırma paketi EYT'liye de ilaç olacak. Bağkurların birikmiş borçlarıyla ilgili mi, askerlik borçlanmasıyla ilgili mi, neyle ilgili yapılandırma? Bugünkü normalde reel asgari ücretin belirlediği tutar üzerinden borçlanıyorlar ihyayı. Ama yapılandırma gelirse geçmiş tarihli günleri satın alma meselesi olduğundan faizler silindiğinde ciddi kar. Bu imkandan sadece Bağkurlular yararlanabilecek. Kişi yaklaşık 1/3'e yakın kar sağlayacak. Normalde ihyaya 300 bin lira ödeyecekse bu rakam yapılandırmayla beraber 200 bin liraya kadar düşebilecek. Peki ya SSK'lı emekliler? Onlar için de şayet SGK bankalarla anlaşma yaparsa askerlik ve doğum borçlanmasını kredi kullanarak kolaylıkla ödeme imkanı sağlanacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Peşin ödeme, indirim ve taksit seçenekleri de olacak. Müjde, emeklilikte yaşa takılanları da heyecanlandırdı. Bir an önce gelsin, bekliyoruz. Yapılandırma kapsamında faizi silinecek borçlar arasında EYT'linin askerlik ve doğum borçlanması yer almıyor. Çünkü o borçlanmalarda zaten faiz yok. Sadece şu olur, yapılandırmayla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu bir bankayla anlaşırsa, emekli maaşından tahsil edilmek suretiyle bir kredi yöntemi. Böyle bir şey bekliyoruz. Yani askerlik ve doğum borçlanması olanların borçları banka tarafından SGK'ya ödenecek. Taksitler emeklinin maaşından otomatik kesilecek. Nakitimiz yok şu anda. Bankalardan bir kredi alabilip de uzun vadeye yayarlarsa çok seviniriz efendim. Parası olmayanlar için güzel bir şey. Yavaş yavaş ödeyecekler. Örneğin anlaşma kapsamında 1,20 oranında faiz uygulanırsa ve 36 ay vade yapılırsa 550 gün için 58.712 lira olan askerlik borçlanmasının aylık ödemesi 2.018 lira olacak. Doğum borçlanması yapan bir sigortalımız 76.860 lira için kamu bankasına müracaat ettiğinde aylık 2.641 lira maaşından kesintiye katlanarak toplamda 95.076 lira ödeyerek emekliliğe hak kazanabilecek. Kredi ödemeleri maksimum 60 ay vadeyle yapılabilecek. Ödemeler bittikten sonra ise EYT'liler emekli maaşlarını kesinti yapılmadan alabilecek. Emekliliğe hak kazanla ilişkin bir yazı alacak ve borçlanma tutarını gösteren yazıyla beraber kamu bankalarına müracaat edecek. Aynen.